Selam herkese. Bugün beşamel soslu karnabahar yapacağım fırında. Şimdi öncelikle karnabaharlarımı birazcık haşlamaya bırakalım. Ben içine süt koydum çünkü süt gazını alıyor. Hafif, yani bir çay bardağı kadar süt koyabilirsiniz gazını alması için. Haşlandıktan sonra diğer işlemlere başlayacağız. Şimdi karnabaharlarım haşladı. Beşamel sosa geçeceğiz. Beşamel sosu da ben toz halinde alıyorum. Daha pratik ve kolay oluyor. Önce onu koyuyorum. Arkasında 3,5 su bardağı süt diyor. Hemen 3,5 bardağı sütü koyup karıştıracağım ve beşamel sosum hazır olacak. Evet. Sütümüzü de koyduktan sonra kaynayana kadar böyle bu şekilde karıştıralım. İsteğe göre bir parça tereyağı da atabilirsiniz. Ben beşamel sosu daha pratik olduğu için toz karışımı onu kullanmayı tercih ettim bugün. Ama tabii ki tereyağı, un ve sütten de yapabilirsiniz siz. İsteğe göre. Evet, gördüğünüz gibi beşamel sosum kaynadı. Kıvamı da bu şekilde. Muhallebi kıvamında oluyor zaten. Şimdi bir 2 dakika daha kaynadıktan sonra karnabaharlarımın üzerine dökeceğiz. Evet, karnabaharlarımızı bir borcamın içine koyup üzerine birazcık tuz ekleyelim. Çünkü ben kaynayınca tuz eklememiştim. Şimdi tuzumu ekledikten sonra beşamelimi üzerine döküyorum. Bu şekilde beşamelimi döküyorum. Bu çok hafif olacak. Yani aslında kıyma sos yapıp da beşamelde dökebilirdim. Ama ben daha hafif bir yemek olsun istedim. O yüzden sadece beşamel, birazcık da üzerine kaşar döküp fırına vereceğim. Evet, bu şekilde beşamelimi de döktükten sonra fırına vereceğiz. Evet, şimdi üzerine kaşarlarımızı da koyalım. ...180 derecelik fırında yarım saat kadar pişirmeye bırakacağız. Gördüğünüz gibi yemeğim hazır. Yaklaşık 30 dakika civarında fırında kaldı. Çok leziz gözüküyor. Benim gibi sebze seviyorsanız mutlaka tavsiye ediyorum. Herkese afiyet olsun.